Atletizm ansiklopedisinin sayfalarında bu hafta Nermin Başar, Suha Başar var. Vasfi Özçelik ve Nazmi Balasar soruyor, onlar yanıtlıyor. Buyurun hocam. Sevgili Nevin, Nermin. Sevgili Suha Başar, Nevin'deyiz. Nermin. Camiamızın yetiştirdiği çok güzel de iki sporcu, rekortmen milli sporcular. Kabul ettikleri için ben teşekkür ediyorum kendilerine. Ankara'da evlerindeyiz. Sayın hocam, kısaca kendinizi tanıtır mısınız derken şöyle ben soruyu sorayım size. Nerede doğdunuz? İlk, orta, lise eğitim hayatınızı kısaca bize anlatırsanız teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldan sonra evimize misafir olarak geldiniz. Bizi çok mutlu ve onore ettiniz gerçekten. Ben Ankaralıyım. Ankara'da doğdum. 1964 doğumluyum. Ankara'da eğitimimi tamamladım ve atletizm sporuna başladım. Sevgili Suha, hadi kısaca senden de bu şeyi dinleyelim. Kaç yılında, nerede doğdun? Kısaca anlatır mısın bize? Ben 1962 Ankara doğumluyum. Cebeci'de doğduk, büyüdük. Cebeci, ilkteki ilkokulu, Cebeci Ortaokulu ve arkasından da birinci sanat. Uluslararası Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra spor akademisine geçiş ve ondan sonra da mezuniyet şeklinde bir spor şeyimiz oldu, eğitim hayatımız oldu. Spor hayatıma... Sayın hocam, atletizmle yollarınız nasıl kesişti? Onu anlatır mısınız rica etsem? Evet, atletizmde yoldum beden eğitimi öğretmenim sayesinde oldu ilkokulda. Sınıflar arası bir yarışma düzenlemişti öğretmenimiz. Her sınıfta birinci olan kişiyi de okullar arası yarışmada birinci oldum ben. Ondan sonra hepimizi topladıktan sonra beden eğitimi öğretmenimiz hepimizi Atatürk koşusuna götürdü. Atatürk koşusuna götürdükten sonra da benim tabii mukavemetim olmadığı için orada 18. olmuştum. Sonra bizi topladı ve atletizm sahasına getirdi. Ondan sonra orada bir antrenörle tanıştırdı. Sonra antrenör bizi orada koşturdu, baktı, etti, eyledi. Sonra bana dedi ki sen kal dedi, sen git dedi. O gitti denilenlerin içindeydim ben. Yani bu kadar tesadüf çünkü daha sonra atletizme devam ettim. Tabii teknik branşçı oldum. Yüksek atlama Türkiye rekoru kırdım. 110 engel koştum. Heptatlon Türkiye şampiyonluğum var. Yani o zaman beden eğitimi öğretmenimizin gerçekten ne kadar bize emek verdiğini, hatta çok küçük de bir anım var. İşte hepimizi evine püsküt ve çay içmeye davet etti. O zaman tabii bunlar o kadar önemli, o kadar güzel şeyler geliyor ki. Yani insanı çok mutlu ediyor. Yani bir öğretmenin evine gitmek, orada püsküt yemek, çay yemek. Yani bizi gerçekten çok mutlu etmişti. Ve ben öylece başladım bu spora. Git denen öğrenciler arasındaydınız. Evet. Ne oldu da gitmediniz? Yani bu bir kırılma noktası. Evet. Orayı çok kritik bir yer ama orası. Çok gitseydiniz, güzel. Gitseydiniz atletizm camiası, camiası iyi bir sporcuyu kaçırıyordu. Çok güzel yakaladınız. Aslında ben şöyle oldu. Sen gittiğinden sonra benim orada bir aklım kaldı. Bizim komşumuzun oğlu da atletizm yapıyormuş. Benim de babam çok erken yaşta rahmetli olduğu için annem bizi çok zor şartlarda büyüttü. Mehmet abinin sayesinde ben onunla birlikte sahaya gitmeye başladım. Annem de ona emanet etti beni. Biz birlikte gidip birlikte geliyorduk. Fakat şöyle bir durum oluyordu. Mesela ben atletizm sahasına kapıdan girdiğimde o kapalı salona bir türlü cesaret edip içeri giremedim. Fakat gözlemliyorum, bakıyorum uzaktan. Birileri giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Hani ne yapıyorlar acaba orada diye. O kadar meraklıydım ki. Daha sonradan tabii hani antrenörüm oldu, çalışmalara başladım falan ama o ilk heyecanları anlatıyorum yani ben size. Hani o kapıyı açıp da içeri girememek falan o kadar önemli ki. Tabii daha sonra yani minik bir anım daha var. Hani bizim orada bir lokalimiz vardı. Evet Suha'cığım, hadi biraz da senin spor işini, özgeçmişin, ilk nerede başladın, nasıl başladın, öğretmenlerinle ilişkilerin, bunlardan biraz bahsedelim. Ben Cebeci Ortaokulu'nda okurken yine aynı Nermin hocamın söylediği gibi
Atatürk yarışlarına, Anıtkabir'in Atatürk yarışlarına bizi götürmüşlerdi. O zamandan bir anım vardı onunla ilgili ama ben tabii çok uzun koşamadığım için veyahut da o dönem başarılı olamadığım için o defter orada kapanmıştı. Sonra Cebeci Ortaokulu dönemi geldi. Dersler daha yoğundu ve yine şey yapamadık. Sporla çok fazla iç içe giremedim. Lise dönemi geldiğinde ben askeri liseyi kazandım. Fakat askeri liseyi kazandık ama o zamanki şartlar uygun olmadığı için kulelinin kapısından geri dönmek zorunda kaldık. Yani daha doğrusu mülakatı mı kaybettik? Bir şey oldu. Babamla birlikte geri döndüm, hatırlıyorum. Tabii geri döndükten sonra okullar da normal liseler de normal eğitim hayatına başladığı için ve askeri liseden sonraki durumda normal liseler kayıt yapmadığı için ben mecburen sanat okulu sınavlarına girdim. Sanat okulu sınavlarına girip sanat okulunda mezun oldum ama sanat okulu sınavlarına girip mecburen torna tesbihi bölümünü kazanıp orada başladık. Tabii biz o dönem siyasetin çok hızlı olduğu bir dönem. 78 biliyorsunuz sağ sol olayların çok güçlü olduğu dönemler. Okullar zamanında boykot ediliyor. Okullara çok fazla gidilmiyor, gelinemiyor. O dönemde sanat okullarında yani beden eğitimi öğretmeni Vasif Hocam bilir. Nedir? Sadece sanat okullarında birinci sene, yani birinci sınıfta sadece beden eğitim dersi vardı. Onun dışında beden eğitim dersi yoktu. Biz o beden eğitim dersi devam ederken o dönemlerde bir tane beden eğitimi öğretmeni geldi, Metin Hoca. Uzun boylu, İzmirli. Dedi ki sen dedi uzun boylusun dedi, aklı başında da bir adama benziyorsun dedi. Seni dedi ben dedi okul yarışlarına sokacağım dedi. Bu gazeteye de düştüğü için söylüyorum o dönemde. Olur hocam dedim, ne yapacağız dedim ondan sonra. İşte o zaman tam böyle işte şey dönemimiz, blue çağındayız. Yani işte kimseye tabii önermeyiz. Ergenlikçe, sigara işte bilmem ne falan filan böyle kötü alışkanlıkların da böyle başlama noktası dönemi. Atletizm sahasına gittik. Atletizm sahasında işte dediler ki ne koşacağız, şunu yapacaksınız, engel falan. Bir iki gün gittik orada. Rahmetli Orhan Altan, işte diğer çocukları çalıştırıyoruz. Şimdi sonradan çok sevdiğim ablam olan Ayşe Özkol, ondan sonra işte Sermetler vesaire birçok sporcuyla orada tanıştık ama tabii hiçbirini tanımıyorum. Ne yaptıklarını da dahi bilmiyorum. Ondan sonra Ayşe abla bize engel falan gösterdi. Orhan abi gösterdi bir şeyler falan. Yarışa kadar işte 3-5 bir şey yaptık. Tabii bir hafta falan kaldım orada. O zaman make-up ayakkabılar falan var. Eşofman falan yok tabii. Nerede? Para da yok. Ondan sonra neyse okul yarışları geldi. Okul yarışları da ben girdim okul yarışlarına. Yüzden engel koşuyoruz. Hem de 1.6 yani yüksek olandan koşuyoruz. Bir yarışı bitirdim. Yarış 10 engel dediler. 10 engel bitince dediler. Sen dediler şampiyon olursun dediler. Öyle söylüyorlar. Ben de atladım. Koştum yani. Neyse 10 engeli geçtim. Baktım ne sağımda ne solumda adam yok. Çıktım kenara. 10 engelden sonra. Neyse 14 metre daha varmış. Orayı koşmadığım için diskalifiye oldum. Bu arada Kurtan Fişek Federasyon Başkanı indi aşağıya dedi. Sen dedi nasıl bir adamsın dedi. Niye koşmasın? Niye öğretmediler falan filan. Öyle bir sahip çıktılar bize. Kurtan Hoca'nın sahip çıkmasıyla birlikte o ara işte sahaya gelin devam etmeye başladık. Orhan Altın'ın ekibi vardı. Özcan abiyle rahmetli Özcan abinin ekibiyle takılmaya başladık. İşte engel koşuyoruz vesaire. O arada işte Ergin İstanbulluoğlu'yla tanıştım. Antrenörüm, ilk antrenörüm yani Ergin Hoca'yla tanıştım. Yüksek atlamaya başladık. Suha'cığım, şimdi o tam böyle ergenlik çağı geldi. Serseri bir hayat da yaşayabilirdin ama sen spor sahasına girdin ve orada bir kırılma noktası yaşadın. Hadi ondan bahset biraz. O çağ çünkü tehlikeli bir çağ. Yani beden eğitimi öğretmeninin bir insana, bir kişiye dokunuşunu gerçekten ben burada çok net olarak gördüm. Ve spor hayatım boyunca, antrenörlük hayatım boyunca da o beden eğitimi öğretmenini kendime emsal aldım. Yani o kişinin doğru olduğu yoldan gitmeye çalıştım. Neden? Çünkü ben sigara içiyordum. 17 yaşındaydım veya 18 yaşına girmek üzereydim. Sigara içiyordum. Kötü alışkanlıklarım vardı. Sokaklarda oynuyorduk veya o siyaset olayından dolayı herkesin bir siyasi görüşü vardı. Bir kategorize olma durumu vardı. Spor beni o adamın sayesinde oradan kopardı. Atletizm sahasına getirdi ve o atletizm sahası bana göre bir mekteptir. Yani Nail'im Orhan bir mektepti. Nail'im Orhan'dan biz mezun olduk. Bakın akademiden mezun olduk, çok başarılı olduk, üniversitede hoca olduk. Bunlar hiçbirisi önemli. Nail'im Orhan'dan mezun olmak demek tüm hayatımızı şekillendiriyor. Tiyatrocular gibi hocam. Sevgili Nermin hocam, atletizm sahasına girdiniz ve yolculuk başladı. Milli takıma, rekortman sporcuya doğru ilerlerken, o adımları alırken bu başarılarda
size yardımcı olan, üzerinizde iz bırakan, Nermin Başer'i Nermin Başer yapan hocalarımızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani tabii hepsinin çok büyük emekleri var bende. Şimdi şöyle oldu. Ben böyle bir engelin kenarından geçerken, hani kendi kendime oynuyorum demiştim ya, Mehmet abiyle devam ettik, gidip geliyoruz diye. Birden Cem Dinç, onun antrenörüydü. Cem abi de böyle kocaman, uzun boylu, doktor, böyle çok bilgili, yani sporcu falan, o şey yanı da çok yüksek. Aa dedi, Nermin dedi, sen dedi ne kadar güzel geçiyorsun engelin kenarından dedi. Yani şimdi o günleri hatırlıyorum. O kadar güzel geçti ki her şey. Ama bir daha geç falan dedi. Ondan sonra ben bir daha geçtim. Tamam dedi, sen dedi, bundan sonra dedi antrenman yazıyoruz dedi. Bitti senin işin dedi. Sonra bana antrenman yazdı. Beraber antrenman yapmaya başladık. Fakat gün geldi, 3-4 ay sonra Almanya'ya gitti Cem abi. Çünkü doktor olduğu için orada hastanede bir teklif aldı. Orada başlamak üzere. Sonra bana sayfa bir sürü antrenman gönderdi. Uzaktan, online gibi bir şey tabii. Evet, böyle olmadı tabii. Sonra Ergin abi, Ergin İstanbulluoğlu'yla beraber çalışmaya başladık. Bu arada onun da çok emekleri var. Sonra tabii Suha ile tanıştık. Orada Suha antrenman yaptığı için. Ondan sonra da Suha şey yaptı. Biraz çalıştırdı beni. Tabii bu arada rekorlar, kapalı salon rekorunu kırdım. 1.66 Hülya Onaran'ın ilk rekoru egal ettim. Daha sonra açık hava Türkiye rekorunu kırdım. Böyle giderken 1.72 Aftab Şahin'e ait olan rekoru kırmama çok az kalmıştı. İhsan Duygulu ile tanıştık. İhsan Duygulu da sağ olsun bana çok emek verdi. Çok kısa bir süre sonra onun rekorunu da kırdım. Yani başardım. Sonra tabii ben hamile kaldım. Birinci oğlumu Gökhan Başer'i doğurdum. Doğurduktan 40 gün sonra ben antrenmana başladım. Evde bizzat geliyordu. Tekstirlerle antrenmana başladım. Ve bir yıl sonra da çalıştıktan bir yıl sonra da büyük oğlumu doğurduktan sonra da 1.80 atladım. Türkiye'de ilk 1.80'i atlayan benim. Bayağı sporcu sevdim. Boyum da 1.60. Boyundan yüksek atlayan Avrupa standartlarında ilk 3 sıradayım. Onu da İhsan Duygulu'dan öğrendim. O söyledi bana. Böylece bu defteri de kapatmış oldum. Sporculuk hayatım bitti daha sonra. Hocam orada güzel bir şey yakaladım ama çok kısa geçtiniz. Suha gibi başarılı rekortmen bir sporcuyla evliliğe doğru giden o ilk tanışmanız nasıl başladı? Orayı bir açar mısınız? Ergin İstanbulluoğlu hocamızla çalışırken, tabii ki Suha da o grupta çalıştığı için orada bir yakınlaşmamız oldu tabii. Yani hoşlandık işte birbirimizden, sonra sporcu olarak devam ettik. Sonra işte evlendik yani. Sevdik birbirimizi. Ondan sonra iki tane oğlumuz var. Maşallah. Biri Suha Can Başar, biri Gökhan Başar. Bir tane de torunumuz var. Allah'a şükür şu anda gayet iyiyiz. Hamdolsun. Suha'cığım, şimdi spor hayatına başladık. Giriş yaptık. Sahada, atletizm sahasında kimlerle tanıştın, antrenörlerin kimlerdi, kimler sana antrenör etti, bunlarla ilişkili bilgiler verir misin bize? Tabii ki. Dediğim gibi atletizm sahasına ilk önce o rahmetli Orhan Aslan'la tanıştık. Orhan abimizin çok desteği oldu. Arkasından Özcan abim çok destek oldu ama biz onlarla çalışmadık ama destek oldular. Yani ilk sahaya gelen sporculara yol gösteriyorlardı. Onlar aynı zamanda biliyorsunuz Orhan abi gençlik sporunun antrenörüydü. Herkese yardımcı oluyordu. Özcan abi eskeza. Sonra Ülker ablayla tanıştık. Çok naif bir insandı. Bu camia içerisinde işte ondan sonra Ergin İstanbul'da tanıştık. Ergin abiyle birlikte, Ergin abi de son dönemdeydi, o da atlıyordu. İşte bana İzmir'de 1978'de kapalı salonda 1.90 atlattı. Binme tekniğiyle, straddle tekniğiyle atlattı. Olay olmuştu. Osman Pehlivan'ı falan geçmiştim. Ben yıldızdım o zaman. Bayağı bir ses getirdi. Ona devam ettik tabii ondan sonra. Sonra fosforu flaba döndük ama atletizm sahasına bugün hani kimleri tanıttın derseniz yani en çok sevdiğimiz yani çok sevdiğimiz insanlar birçok insanla tanıştık ama yani Ekrem abi olsun, Afitap Şahin olsun, Ülker Kutlu olsun, Neşe abla olsun, İlker abi olsun. Yani o dönemde işte Nazmi siz bizim abimizsiniz, Mehmet Yurdadön, Mehmet Terzi, Veli Ballı. Yani
bu insanlar inanılmaz. Mesela bir anım var. Ben daha yıldızım. 78 ve 79 yılı hiç hatırlamıyorum. İyi hatırlıyorum. Temel Erbek çok emeği vardır. Temel abinin çok emeği vardır bizden. Destekleme açısından, gençleri destekleme açısından çok şeydi, arkamızda duruyordu. Çok yardımcı oluyordu. Yani o dönemde o insanlar çok, gerçekten çok vefalı insanlardı. Bir gün idman bitti. Salonda şeyler var ya, eşyalarımızı koyduğumuz. Aldım eşyaları, duşa girdim. Daha 78-79 daha gencim, 18 yaşındayım. Daha iki kere, bir kere Türkiye şampiyonu olmuşum. Ama biz uçuyoruz tabii, Türkiye şampiyonu olduk falan. 1.90 atladık, o zaman 2 metre atlayan çok nadir. Bekrem abi atlıyordu. Ondan sonra duş kalabalık. Ondan sonra dedim ki ya, ama bir de çıkmıyorlar kimse. Bekliyorum 5 dakika, 10 dakika, ben de kimin olduğunu da bilmiyorum içeride. Dedim ki ya arkadaşlar dedim, bu kadar dedim uzun dedim, duş alınır mı? Evinizde alın dedim abi. 5 tane perde birden açıldı abi. Birinden Kobal çıktı, birinden yani İbrahim Kobal çıktı, birinden Temel Erbek çıktı. Ekrem Altınbaş birinden Yurdalön çıktı, birinden Sermet çıktı. Ben bunları görünce özür dilerim dedim, kaçtım. Yani hemen kapıyı kapattım, kaçtım. Temel abi ondan sonra duş almadım o gün. Sonra ben giyinirken Temel abi geldi. Oğlum dedi, sen dedi, kime dedi hava atıyorsun dedi. Çömez dedi. Kimi dedi duştan çıkartıyorum. O gün o oldu. Ondan sonra ne zaman büyüklerimizi görsek, yani hepsine saygıda kusur etmedik. Yani ama onlar da Veli Vallah Osman, Veli abinin mesela, Mehmet Terzin, Mehmet Yurdudönül. Gerçekten çok emeği var. İbrahim Kobal. Yani herkes mesela çılgın der İbrahim abi falan ama İbrahim abi de çok mert ve yani paramız yok diye cebimize para koyuyorlar diye. O kadar yani destek aldığımız insanlar oldu yani. Bunlar öyle görüşlü, düzgün görüşlü insanlardı. O dönemki atletlerin hepsini çok seviyorum. Yani mesela bana hepsinin emeği vardır. Güzel hepsi. Bir ekol değil mi hocam? Yaşadığınız ya o ekol bir daha gelmez. Ya bir daha atletizme öyle bir ekol gelmez. Yani muazzam bir ekol yani. Peki o... Muammer Yargülü falan yani muazzam yani. O ekolde bizim kişisel görüşümü söyleyeceğim. En büyük pay bence bizim lokalimizin olmasıydı. Çünkü antrenman evet. Sonrasında bir lokalde bir arada oturup muhabbet etmek, tartışmak, konuşmak, bir şeyleri paylaşmak bizi birbirimize yaklaştırıyordu diye düşünüyorum. Sizin ortak görüşünüz var mı bu konuyla ilgili? Ben de evet yani hani orada Rıza abimiz vardı, paramız olmazdı, limonata içerdik, yarım verirdik. Orada gerçekten abiler, ablalar bize sahip çıktılar yani. Yani bizi sahiplendiler. Deniz Ataç mesela, Deniz Ataç uzun atlama Türkiye rekortmenidir. Çok iyi bir sporcudur. Mesela Deniz Ataç bana çok sahip çıkmıştır. Yağmurluğunu vermiştir, çivilisini vermiştir. O zaman nerede alıyorsunuz çivilide, yağmurlukta bir şey? Yani bulmak imkansız. Yani kıt kanaat geçinen insanlarız. Yani o ablalar, o abiler gerçekten bize doğru yolu, hayat okulunu okuttular. Ve biz gerçekten de hani hayat okulundan oradan mezun olduk diye düşünüyorum. Sadece sporculuk değil değil mi hocam? Tabii, arkadaş tabii, ilişkisi, tabii, abla ilişkisi. Tabii. Saygı. Yani tabii. Sporculuğunuzun devamında karı koca olarak da bunların da çok büyük bir etkisi var. Yani, Sürhacığım, esas ben şimdi oraya doğru konu geldi. Nermin'le tanışmanız, Nermin biraz üstü kapalı anlattı bir şeyler. Hadi biraz da sen anlat. Onun nasıl oldu? Ne yaptınız? Ya şimdi yaptınız? Şöyle, biz Ergen İstanbul'da onunla çalışıyoruz. Yani koşuyorsunuz ama Sayın Hocam peşinden koşmayı anlattın yani. Bir grubumuz vardı, güzel bir grubumuz vardı. O zaman Nermin daha küçük, yani küçük derken, yani biz küçüktük yani. Nermin 64 doğumlu, ben 62 doğumluyum. Yani benim anlattığım, benim yaşım 18, Nermin'inki de 16'ydı. Yani yeni başlamışız, ablalarımız var önümüzde. İşte Afitap ablamız var. Nesrin Kale var, Güner Güngör'ün eşi var, Güner abilerimiz var. Yani çok güzel insanlar var önümüzde. Nesrin abla da, ondan sonra Perican, o zaman Perican vardı, işte Cevri abla vardı. Ya onlar böyle bir ekoldü. Onlarla beraber bir ortamdaydık. Bizi tabii en çok etkileyen şuydu, bizim antrenman grubumuzda İbrahim Naci vardı. Şule Turan vardı, Nuri Turan'ın kızı vardı. Şule çok başarılı bir sporcuydu, yüksek atlama. Türkiye rekortmeniydi. 1.60 ilk atlayan bir bayandı. Nermin'in de arkasından geldiği, işte ben şöyle abla gibi olacağım dediği bir ekoldü. Ya biz o ekol içerisinde çalışırken bizi birleştiren, yani daha çok hedefleyen şu oldu. İşte o lokalin orada olması, o okuldan çıktığında o lokale geliyordu. Ben o liseden çıkınca lokale geliyordum. Vakit geçiriyorduk. Tabii çok uzun zamanlar vakit geçirince belli bir
Yani ilişkiler değişiyordu ama biz mesela şu andaki ilişkiler gibi değil. Yani biz çok düzeyli ilişkiydik. Yani o zamanki büyükler de bilir. Evet arkadaştık, çıkıyorduk ama hani kimsenin gözüne batan veyahut da labale hareketler yapan, sarılan, öpüşen insanlar değildik. Yani gayet düzeyli bir ilişkimiz vardı. Çünkü beraber antrenman yapıyorduk. İdman bitince Nermin Köçeren'de ben Cebeci'de oturuyordum. Öncelikle Köçeren'e, Nermin'i Dolmuş'a bırakıyordum. Oradan ben Cebeci'ye şeye iniyordum. Bedderesine iniyordum. Hep böyle geçti zaman. Belli bir zaman sonra da işte bu normal bir şeye dönüştü. İlişkiye, arkadaşlığa, aşka dönüştü. Yol gitmektense gel bir evden aynı evde gidip gelelim. Ya o uzun bir süreç tabii. Ya biz epey çıktık. Nermin'le yani o Nermin 16 yaşında. Nermin'le biz evlendiğimizde Nermin 22 yaşında. Ben 24 yaşındaydım. Ya, uzun bir süreçti. Yani benim tabii üniversiteyi bitirmem, işe baş öğretmize de hala o güzel dostlukları, o güzel ilişkileri veyahut da sanki dünmüş gibi yani oraya gidip de Rıza abi ver bir oraya içelim hala içimde uktedir. Yani o güzel günleri keşke geriye filmi çevirsek aynı şeyleri yaşamak ister miydim? Yaşamak isterdim. Aynı insanlarla beraber olmak ister miydim? İsterdim. Yani çok güzel bir camiaydı. Yani Atletizm Camiası bana göre o dönem Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin göremeyeceği kadar kaliteli insanlardan oluştu. Bir kere bir tane kültürsüz veyahut da eğitimsiz atlet yoktu. Hepsi çok iyi yerlerde okuyordu ve herkes mükemmeldi. Nermin Hocam, ya Türkiye'de, ya dünyada da zor da Türkiye'de daha zor olduğunu tahmin ediyorum. Yani spor yapmış biri olarak. Erkeklere göre bayanlar daha dezavantajlı. Şöyle açayım ben konuyu. Lise bittikten sonra bazıları üniversitede eğitim görürken spor yapıyorlar ama mesleğiyle ilgili bir üniversitede değilse sporu erken bırakıyorlar ya da evlenip erken bırakıyorlar. Tabii evli sporcuların yani özellikle bayanların bir takım sıkıntıları var. Ben tahmin ediyorum ama bir de sizden bunu dinlemek. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Evet yani çocuk olduktan sonra. Olarak, hem anne hem sporcusunuz bu arada. Evet şimdi ben Türkiye rekorunu kırdıktan sonra tabii ki yani çocukla yapmak çok zor oluyor ama Suha bana çok büyük destek oldu. İşin açıkçası yani hani uyutmakta, şey yapmakta, o bakıyordu, ben antrenmana gidiyordum, geri geliyordum falan. Hep hayatı paylaştık yani, onun hakkını hiçbir zaman ödeyemem. O şekilde bir şey yaptık yani. Yani hem yarışırken biraz evvel arada atlamayalım onu. Yani bir anneyken rekortmen bir sporcu, başarılı bir sporcu. Bunun hamileliği var, ev işleri var. Evet. Bu arada bunu nasıl götürdünüz? Vallahi çok zor oldu. Hem çalışıyordum, hem antrenman yapıyordum, hem eve bakıyordum. Yani gerçekten çok yoruldum. Örnek verirsen? Yani bir hamilelik döneminde bir yarışınız var. Ben bunu duydum. Evet. Orayı biraz açar mısınız? Evet, şimdi ben kulüplerde tabii kulüpler yarışmasına da giriyoruz. Orası da puanlı olduğu için. O zaman da ben Yeni Mahalle Belediyesi'nde yarışıyordum. Son yarıştı. Mecburen yarışacaktım. Fakat bir milli takım kampından dönüşte hamile olduğumu öğrendim. Dedim ki bir şey olmaz. Yani Allah yardım eder. Mecburen ben o yarışa girdim o puanları almak için. Yüksek atlamada biliyorsunuz çok yüksek bir puan getiriyor. Yani hamileyken atlamış oldum. O zaman da 1.75 atladım. Yani Gökhan karnımdayken 1.75 yani atladım. Ve kulübü yani kurtardım iki, yani. İki kişi atladınız, bir kişi değil. İki kişi atladım yani. O bir aslında burada Gökhan anne karnındayken spora başlamış. Evet. Hatta Gökhan doğduğu günün ertesi günü atletizm sahasına geldi. Hastaneden direkt. Evet. İhsan abi çıkarmıştı bizi hastaneden. Hep birlikte kundakta geldi. Orada biz Rıza abiden birer çay içtik. Ondan da herhalde çok yetenekli Gökhan da maşallah, o da basketbolcu ve spor adamı. O şekilde devam ettik. Süha'cığım, şimdi atletizm sahasında geliştiniz, büyüdünüz ve okullar okudunuz. Daha sonra da okul hayatınızın bitiminden sonra spor hayatınızın bitimi ve daha sonrasında yapılan işlerle, yaptığın işlerle ilişkili bizi aydınlatır mısın? Tabii ki. Yani uzun yıllar atletizm yaptım. En son 1984-85 Ali Ergenç Federasyon Başkanı'ndı. O dönemde atletizm milli takım antrenörlüğü yaptım bir dönem. Ondan sonra öğretmenlik tayinim çıktı Karabük'e. Karabük'te beden eğitimi öğretmenliği yaptım. Nermin'le de zaten 85 yılında evlendik. 84'te tayinimiz çıktı. 85 yılında evlendik. Nermin'le Karabük'e gelin geldi.
Ama Nermin Karabük'te yine Karabük Demir Çelik Fabrikaları ve kulübü Nermin'e çok destek oldu. Ona oradan yer ayırdılar, sahada yer verdiler vesaire. Nermin'in spor yapmasını sağladılar. Hem maddi hem manevi destek oldular. Nermin o dönemde Karabük'te kaldığımız dönemde Ankara'ya da yakın olduğu için cumartesi pazarları Ankara'ya geliyorduk atlayışlar için. Sonra benim öğretmenliğimden dolayı dönüyorduk. O şekilde o dönemde Nermin Üniversite'ye girmemişti daha. Sonra girdi Nermin Suacan Gökhan. Doğduktan sonra üniversiteye girdi ve denetim bölümüne Bolu'ya, İzzet Baysal'a. O dönemde bu şekilde gidiyorduk, geliyorduk. 1987 yılında biz Ankara'ya Nermin Şeker Banka Spor Müdürlüğü'nde antrenör işe başlayınca benim de eş durumundan Tahir'im Ankara'ya çıktı ve Ankara'da Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu Köçeren'e, Nermin'in eski ilçesine orada bir okula başladım, yerleştik. Ve biz orada yani atletizme yine devam ettik. 88-89'a kadar atletizm Nermin yaptı. En son 88 rekoru kırana kadar. Sonra biraz daha farklı bir mecra oluştu. Ve ben 1987 yılının sonunda Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin açmış olduğu öğretim üyesi sınavına girdim. Ve orayı kazandım. Orayı kazanınca zaten benim hayatımdaki dönüm noktası oldu. Ve oraya başladıktan sonra, yani öğretim üyesi olarak başladıktan sonra yüksek lisans, doktora yapıp üniversitede kaldım. Yani 87 yılından beri de şu anda Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak devam etmekteyim, çalışmaktayım. Zaten o dönemde öğretim görevlisi olarak girdiğimiz dönemdeki arkadaşlarımızın hepsi de zaten milli takımdan tanıdığımız arkadaşlarımızdı zaten o dönemde de. Yani bayağı bir atletizm kadrosu vardı Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde. Hala da devam ediyor. İsim verebilir misin hocam? Kim tabii Velittin. Hem kulaklarını çınlatmış. Tabii Velittin Balcı var. Ondan sonra Alev Duygulu var. Pelican Bayar var. Ondan sonra bizim Ertan var. Ertan Kılıcıgil var ama Ertan atlet değildi ama atletizm yapıyordu. Osman Saat Coşkun Türk var. Yani bayağı bir atletizm işte ben vardım. Bizim halterçilerden meşhur Raif Özer vardı. Yani iyi bir kadroydu Ankara'sının kadrosu. Hala da aynı arkadaşlarla, yani emekli olan arkadaşlarımız oldu ama onun dışında yine aynı kadroyla devam ediyoruz yani çalışmalara. Tabii buraya kadar, yani Ankara Üniversitesi Eğitim Fakülte tabii ağırlıklı olunca bütün eğitim sistemini ve hatta hocalığımızı oraya doğru kaydırdık ve kendimizi geliştirmeye başladık. Çok güzel. Ve ben esas ikinizin, evet, güzel arkadaşlarım. Şimdi ikinizi de çok takdir ediyorum bir kere. Bunu ortaya bir koyayım. Spor hayatını noktalamaya doğru geliyoruz. Noktalıyorsunuz. Sonraki gelişmeleri, iş hayatınızı biraz anlatabilir misiniz? Evet, spor yaparken zaten ben işe girmiştim. Rahmetli Yılmaz Sazak bize çok yardımcı olmuştu. Şekerbank Sportif Faaliyetler Müdürlüğü'nde antrenör olarak çocuklara jimnastik yaptırmak amaçlı işe başlamıştım. Ondan sonra devam etti tabii. Sonra spor bittikten sonra eşim ve ben 1996 yılında Ankara Yüzme Kulübü'nü kurduk. Beraber milli sporcular yetiştirdik. Arkasından Modern Pentatlon Federasyonu'nda 2 dönem as başkanlık yaptım. Orada da çocuklara hani bir böyle sporcu yetiştirmek falan çok emekler verdik. Balkan şampiyonları, milli sporcular, dünya biatlon şampiyonları çok emek verdik. Karı koca ikimiz bayağı bir çocuk yetiştirdik. Ondan sonra da artık ben bırakmak zorunda kaldım. İkinci çocuğumu doğurdum çünkü 10 yıl sonra. Ondan sonra da sporu ve sporcuları bıraktım. Süreyya'cığım, şimdi Nermin Hanım biraz girdi ama senin emeğin daha fazla bildiğim kadarıyla pentatlon, modern pentatlonla ilgili ve Türkiye'de bunun ilk yerleşiminde senin payının çok çok büyük olduğunu biliyorum. Biraz bu konularda konuşur muyuz? Şimdi atletizm dönemi bittikten sonra tabii üniversitede öğretim görevimiz devam ettiği süreç içerisinde bizim Ankara Yüzme Kulübü, 96 yılında kurmuş olduğumuz kulübümüz vardı. Ankara Yüzme Kulübü'nün kuruluşu biliyorsunuz yani 96 yılına denk geldi ve yüzücü sporcular yetiştirdi. Ben yüzmede de Avrupa üçüncüsü sporcu yetiştirdim. Sinem Savaşer gençlik oyunlarında Avrupa şampiyonu oldu. Bayağı iyi bir takımı uzardı. Yani Galatasaray Fenerbahçe geçen bir yüzme takımı vardı. Yani Ankara Yüzme Kulübü'nü bana dediler ki atletten dediler yüzme antrenörü mutlu dediler. Olduğunu gördüler. Yani 5 sene sonra Ankara'da bütün kulüpleri geçmiştik ve en iyisi olmuştuk. O dönemde pentatlon
yapan bir grup vardı. Ya pentatlon yapmaya derken biatlon yapan bir grup vardı. Biz dedik ki bunun ne olduğunu sorduk. Milli takımla yurt dışlarına gidiyorlar, geliyorlar falan. Bana anlattılar. Dediler ki işte modern pentatlon branş var. Askerlerden biz devraldık. Federasyonu da sivilleştirdik. İşte biatlon olarak yapıyoruz bunu. Nedir biatlon? Yüzme ve koşu. Yani denizde belli mesafeyi koşuyorsun, yüzüyorsun, ayakkabı giyiyorsun, çıkartıyorsun, bir daha koşuyorsun. Dünya çapında olan bir spor. Biatlon altyapısı Türkiye'de. 3-5 yıl biz bununla bir oyalandık. Sonra baktım ki dünyada bunun atışı var. Yani silaha geçiliyor. Yani havalı silah var. Ondan sonra eskrim var, binicilik var. Biz dedim bunu niye yapmıyoruz? O dönemki federasyon başkanı, rahmetli federasyon başkanına anlattık. Dedik ya biz atıcık. Allah razı olsun hemen şey yaptı, silah aldırdı. Silah alınca çocuklara silah yönlendirdik. Bu sefer triatıllara yani üçlü yarışlara katılmaya başladık. Sonra o da kesmedi, dedik eskrime başlattık çocukları. Sonra dörtlü derken, beşli derken, beşli müsabakalarla birlikte pentatlon yavaş yavaş ilerlemeye başladı ve ismini duyurmaya başladı. Türkiye'nin ismini bilmiyordu modern pentatlon, yani UPM. Yani modern pentatlon da Türkiye'yi hiç görmemiş bugüne kadar. Bizimle birlikte bu iş ortaya çıktı ve biz yavaş yavaş sporcu yetiştirmeye başladık. Ve bugünlere kadar geldi. O dönemlerde işte Nermin Atletizm, Modern Pentatlon Federasyonu başkan vekilliği yaptı, as başkanlık yaptı. Ben milli takımlar antrenörlüğü eğitim kurulu başkanlığı yaptım o süreçte. Hep yetiştirdik, eleman yetiştirdik. Ve olimpiyat beşincisi bir sporcu yetiştirdik. Yani olimpiyat beşincisi. Modern pentatlonda olimpiyat ikinci kez giden bir sporcu. Bu kadar yeni kurulan... Bir kere değil. Tabii bir kere değil. İki kere. İkinci kez yani. Birinci gittiğinde Brezilya'ya gittiğinde ilk defa gitmişti. Finale kalamamıştı. Yani finale kaldı ama sonuncu olmuştu. Attan düşmüştü. Ama bu son Tokyo olimpiyatlarında mesela olimpiyat beşincisi oldu. Olimpiyat beşincisi modern pentatlon antrenörü sporcusu yetiştirdim ben bu ülkeye. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu çok sporcu yetiştirdim. Modern pentatlonda uluslararası yani arenada ismim de var. Yani herkes beni tanır. Süha'cığım çok güzel büyük başarılar elde ettin. Bu başarıların arkasında atletizm yapmanın, atletizmin etkileri var mıydı? Varsa ne kadar bu etkiler gözüktü? Tabii ki. Yani atletizm zekası ve atletizm kapasitesi olan bir antrenör olarak zaten işi oradan yaptık. Yani atletizmi pentatlonla ben birleştirdim. Atletizm ve modern pentatlon birleşti, ortaya başarılar çıktı. Herkes diyor ki bana, yani bunu diyor nasıl yaptın? Esasında çok kolay, ben atletizm antrenörüyüm. Ama aynı zamanda yüzme antrenörü de yapıyorum. Uluslararası yüzme başarılarım da olduğu için ikisini birleştirdim. Hangi yüzücünün ne kadar koşabileceğini veyahut da performans testlerinin ne olabileceğini bildiğim için atletizmle pentatlonu birleştirdim. Sahaya götürdüm. %90 sporcunun %85'inden verim aldım. Ve bu sporcuların ailelerini ikna ettim. Sporcuların başarılarını gören aileler de bana inandılar. Ve atletizmle modern pentatlonu birleştirmemizin sonucunda atletizm ve modern pentatlon birleşimi bugünkü modern pentatlon federasyonu ve bugünkü başarıları, bugünkü olimpiyat beşinciliklerini, olimpiyat şampiyonasını, olimpiyatlara katılımları getirdi. Artı UPM artık Türkiye'de Ankara'da geçen sene dünya şampiyonasını ve finalini iki kere üst üste atlet spor kulübünde yaptı ve bu yılda aynı şekilde Mart ayında dünya şampiyonası finali atlet spor kulübünde olacak. Yani Türkiye'ye bir değer kattık. Modern pentatlonu üst düzey yöneticilerimiz bilmezken biz nedir bu? Bunlar olimpiyata gidilir mi derken bugün onlar bile artık bu sporcuların arkasında duruyorlar. Olimpiyat sporu olduğu için de herkes sahip çıkıyor. Hocam toplumumuz bu branşa biraz uzak. Ya da uzak olmasa bile yeterli bir bilgiye sahip değil. Biraz evvel güzel bahsettiniz. 5 branşta bunlar yapılıyor. Bu 5 branşı yapan sporcuyu 5 ayrı yerde çalıştırıp nasıl başarı elde ediyorsunuz? Çalışma programınız nedir? Şimdi modern pentatlonun ana temasında ilk yarışmada yani küçük yaş grubunda U9, U11 dediğimiz veya U13 dediğimiz yaş kategorisinde 2 branş var. Koşu ve atış, lazer, havalı silah ve yüzme. Sadece bu düzey üzerinde çalışan U9, U11, U13 yaşındaki çocuklara sadece bu düzeyde antrenman yaptırıyorsunuz. Bunların antrenmanı nedir? Atış antrenmanı. Kapalı salonda havalı silah atış antrenmanı yapılıyor. Koşu antrenmanı atletizm sahasında yaptırıyoruz. Yüzmeyi de yüzme havuzunda kulübümüzde yaptırıyoruz.
Sonuçta 100 ve 200 metre veyahut da 100 metre ve 200 metre aralıklı yüzüyorlar yaş kategorilerine göre. Koşuyu sahada yapıyoruz. Atışı da dediğim gibi temel eğitimin atıcılık antrenörleriyle birlikte. Ben atıcılık ikinci kademe antrenörlüğümü de aldım bu arada. Çünkü devamlı atıcılık antrenörü aramamak adına mecburen öğrenmek zorunda kaldık. Ve böylelikle bunları oturttuktan sonra atışı da sonra koşuyla atışı birleştiriyoruz. Çünkü koşu atış ikisinin arasında yapılıyor. Yani koşuyorsunuz, gelip atış yapıyorsunuz. 5 tane aparatı kapattıktan sonra yeniden koşmak durumundasınız. Eğer kapatamazsanız 50 saniye beklemek durumundasınız. İlk aşaması bu. İkinci aşamaya geçtiğimizde buna eskrim ekleniyor. Ve eskrim branşında da nasıl yapıyoruz? Eskrim antrenörleriyle çalışıyoruz. Eskrim antrenörleri EPE branşında. Yine eskrim salonlarında, eskrim antrenmanlarına başlıyorlar. Temel eğitimden başlıyorlar ve profesyonelle giriyorlar. Eskiden eskrim antrenörleriyle bireysel çalışıp biz ücretlerini ödüyorduk çocukların. Onlar çalışıyordu. Şimdi artık federasyon yurt dışından eskrim antrenörü veyahut da Türkiye'den de eskrim antrenörleri artık devşirdiği için, getirdiği için artık profesyonel olan sporcularımız eskrim antrenörü sıkıntısı çekmiyorlar. Ama eskiden çok çekiliyordu. Binicilik konusunda da atlı sporun hocalarından ve atlarından yardım alıyorduk. Son 3 yıl evveline kadar sıkıntı vardı. Son 3 yıl öncesinde yeni gelen federasyon başkanı Ozan Bey, Ozan Bey Çekir aynı zamanda genel müdür muavini, o kendisi at aldı. 3 tane at aldı. O atla işi çözüldü. At problemi de çözüldü. Atlı spor organizasyonunda da atlar yapıldı. Fakat burada çok dip bir şey söylemem gerekiyor. Artık bu son 2024 olimpiyatları dan sonra, yani Paris Olimpiyatlarından sonra at yok artık. Çünkü atı kaldırdılar. Onun yerine ofisikl geldi. Ofisikl nedir? Ofisikl Ninja Warrior çalışması yapılan, hani atlama, zıplama, havuzdan atlıyor. O tarzda bir sistem geldi. 12 aparattan oluşan bir yol kuruldu ve bu kabul edildi. Ve bundan sonra bu senede Türkiye'de yapılacak olan İstanbul'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nda at yok. Bu uygulanacak ve bundan sonra böyle devam edecek. Bunun sebebi de şu, at her ülke, mesela son olimpiyatlar için söylüyorum, son olimpiyatlarda Tokyo'da olimpiyat daha belki, yani bir sene önceki olimpiyat, yani daha belki, yani son olimpiyat şampiyonu veyahut da o sezonu dünya şampiyonu vesaire hepsi atta elendi. Atlar engeli reddettiler. Yani sporcunun elinde olmayan, ata bağlı olan bir sistem olduğu için ne kadar iyi binici olursanız olun birçok sporcu diskalifiye oldu. Olunca olimpiyat madalyaları gitti. Her şey toz duman olunca bütün devletler dediler ki kardeşim biz atı istemiyoruz. Çünkü dediler at olduğu yerde modern pentatlonda yetki bize değil. Sporcum çok iyi çalışıyor. 5 branş, mesela şunu anlatmaya çalışıyorum. 4 branşta adam birinci. Ata geldi, elendi, sonuncu oldu. Finale bile kalamadı. Ve böylelikle sistemi değiştirdiler. Ve at 2024 olimpiyatlarından sonra kalkacak. Ve ondan sonra yerine ofisikl denilen bu sistem oturacak. Bunun antrenmanına gelince, antrenmanlar farklı merkezlerde yapılıyor ama biz bütün merkezleri TOM'da olduğu için, şu anda sporcularımızın çoğu TOM ve Olimpik Kadri Sporcusu olduğu için şu anda bir merkezden yürütmeye çalışıyoruz. TOM'da yüzdürüyoruz, TOM'un atletizm sahasında koşturuyoruz, TOM'da eskrim yaptırıyoruz, atış yaptırıyoruz. Hepsini aynı merkezde topladığım için şu anda sıkıntı gözükmüyor. Genel müdürlüğüm ve devletin de desteğiyle biraz toparlandı ama eskiden çok dağınık bir organizasyondu ve sıkıntı oluyordu. Ama buna rağmen bir sporcu bir günde, profesyonel bir sporcu, yani artık Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na yarışmacı bir sporcu, haftanın en az 4 günü koşmak zorunda. Koşu günlerinin olduğu günlerin en azından koşunun arkasında mutlaka eskrim yapıyor, onun arkasında mutlaka kuvvet antrenmanı yapıyor. Koşu yüzme antrenmanı ayrı yapılıyor, eskrim yüzme parçaladık. Yani sistem şöyle yarışıyor, atletizmle modern pentatlonu birleştirdik. Ben aradaki sistemi, bana diyorlar ki niye sen çok iyi sporcular yetiştiriyorsun? Çünkü ben arayı bağlamayı çok iyi biliyorum. Mesela şimdi bir atletizmle çalışıyor. Mesela modern pentatloncuyu götürüyor aylar, bir atletizm hocasıyla çalıştırıyorlar. Çok değerli hocalarımız var. Atlet gibi çalıştırıyor. Bir modern pentatloncu atlet gibi çalıştırılırsa başarılı olamaz. Çünkü enerji sistemleri, drive'ları çok farklı. Yarışma eğer siz farklı. Geçiş antrenmanlarını, yani antrenmanı sen yaptırmazsan, yani bir pentatlon antrenör olarak sen yaptırmazsan, geçiş antrenmanlarını yaptırmazsan ve geçiş antrenmanlarını atletizm antrenörü bilmiyor. Yüzme antrenörü de bilmiyor. Ama ben modern pentatlonu öğrendim, biliyorum. Geçiş antrenmanlarını doğru yaptırdığım için sporcular sakatlanmıyorlar, sonra antrenörü olmuyorlar ve doğru dereceler ve doğru işler yapmaya başladılar. Bu şekilde pentatlonun altyapısını oluşturduk ve şu anda da çok iyi sporcular geliyor.
5 branştan oluştuğunu anladım ben. Bu 5 değişik branşın antrenmanı aynı gün mü oluyor? Ya da nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Orayı biraz açar mısınız? Tabii. Çünkü bilmeyenler sanki 5 branşın antrenmanı aynı gün oluyor. Genç bir çocuk, ergen bir çocuk bunun altından nasıl kalkar gibi düşünebilir? Tabii profesyonel demin anlattığım gibi atletizm ve modern pentatlon birleştirirken ara geçişleri dedim. Yani ben antrenman geçişlerini birleştiriyorum dedim. Antrenman geçişlerini birleştirmek için amacı şu, yani açayım ben size. Mesela şimdi salt antrenmanda eskrim antrenmanı yapan bu çocuk. Pazartesi günü eskrim antrenmanı var. Saat 2'de eskrim antrenmanına gitti. Çocuk orada 1,5 saat eskrimini yaptı. Teknik, yani teknik olarak oynadı. Bitti antrenmanı. Saat kaçta? 3.30'da. Saat kaçta antrenmanı var bu çocuğun atletizm sahasında? 6'da. Çocuk oradan çıktı. Bir şeyler yedi. Hafif şeyler yedi. Veyahut da işte içeceklerini içti. Ve atletizm sahasına geldi. Dinlendi. Saat 5.30'da ısınmaya başladı. Hı hı. Atletizm antrenmanını yaptı. Ve oradan da evine gitti. Şimdi bir gün yani bir teknik antrenman, yani eskrim teknik antrenmanı, bir de mesafe antrenmanı yaptı. İnterval gibi bir antrenman düşünün. Yani mesela 10 tane 400 koştu gitti. Şimdi iki antrenman birbirinden farklı. Eskrimde teknik, burada tamamen vasküler sisteme yüklemeli bir interval antrenmanı. İkisi birbirinden farklı. Birisi kuvvete ve tekniğe dayalı, birisi koşuya dayalı. Bugünkü antrenman bitti. Çünkü koşunun içinde atış da olduğu için ve atışı biz profesyonel olarak küçükken yetiştirdiğimiz çocuğu, ben atışı içine katmıyorum zaten. Çünkü orada atış şeyi var, yerleri var. Çocuk koşuyor, geliyor 400'den sonra atışını yapıyor, bitiriyor, yeniden 400'e çıkıyor. Yani atışı sadece gözlemleyip ufak tefek hataları varsa onları düzenliyoruz. Tabii. Atış için ayrıyeten bir antrenman uygulamıyoruz. Atış antrenmanlarının evde daha çok stabil olarak çalışmasını öneriyoruz. Gelelim yüzmeye. Yüzme antrenmanı olduğu günlerde, şimdi ben hani geçiş antrenmanlarını bağladım dememin sebebi şu. Yüzme antrenmanı var ve hatta o gün aynı zamanda atletizm antrenmanı da var. Şimdi yüzmeyi de ben yaptırdım, atletizmi de ben yaptırdığım için ne yapıyorum? Sabahleyin yüzme antrenmanı yapan çocuk, eğer sabah interval tarzı bir yüzme antrenmanı yaptıysa, yani vasküler sisteme yüklendiyse, atletizm sahasındaki antrenman yumuşak uzun koşu ve kuvvet antrenmanları oluşuyor. Ve birbirine geçiş sağlanmış oluyor ve çocuk yıpranmıyor. Ama şimdi antrenmanlar bu şekilde gelişiyor ve mesela, kısaca yani o 5 branşın antrenmanı bir gün olmuyor. Kesin. Ondan sonra at günlerini mümkün olduğu kadar özel çekme, özel günlere çekiyoruz. At günü pazar günü oluyor ve o gün bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Veyahut ata binecekse, cumartesi ve pazar günü at antrenmanı varsa o gün sadece yüzmeleri koyup koşu antrenmanlarından uzak tutuyoruz. Çünkü ata bindiğinizde kasıldığı için ayakkabı eder. Koşuda aynı eforu sarf etmediği gibi kalklar ve şeylerden sakatlama şansınız var. Yani kalklardan sakatlanabilirsiniz. Baskı yediği için. Onu daha yumuşak hale getirmek için önce at, arkasından yüzme. Yüzme hem daha spesifik ve daha yumuşak olduğu için birbirini tolere ediyor. Tolere eden antrenmanların arka arka birbirine uygulanması gerekiyor. Doğrusu bu zaten. Önemli olan amaca yönelik antrenman yapmak ve doğru antrenman yapmak. Ayrı bir çivil ayakkabı, cross ayakkabısı vesaire. Yani maliyeti de yüksek ama devlet şu anda pentatlon olimpik kadroda sporcu da olimpiyat 5.'si olunca, bizim yetiştirdiğimiz sporcular da başarılı olunca, yani bu işe insanlar gönül verdiler ama antrenmanda şöyle bir sıkıntı, insanların bunu bilmesi gerekiyor, onu söylemek durumunda. Şimdi ben Ankara Yüzme Kulübü, yani AYK'nın hem modern pentatlon hem de yüzme organizasyonuna bakıyorum. Şimdi sen çocuğunu alıyorsun, götürüyorsun atletizm sahasında, herhangi birine çalıştırıyorsun. Mesela yani demin ismi geçen bir arkadaşımıza pentatlon çalıştırdı mesela. Ama başarılı olamadı. Neden başarılı olamadı biliyor musunuz? Çünkü o atlet gibi çalıştırdı. Ben bunları söylediğimde bana kızdılar. Dedim ki siz farklı, yanlış çalıştırıyorsunuz. Yani atletizm gibi çalıştırırsanız bu sporcu. Çünkü geliyor çocuk, diyorlar ki işte Ahmet, sen bunu koştur. Adam koşturur yani, gerçekten koşturur. Ama demin ismi geçen bir antrenman yaptığı için. Demin ismi yani zikretmek istemedim. Demin ismi geçen arkadaşım başarılı bir atletizm antrenörü. Benim de arkadaşıma destek aldığım bir arkadaşım. Ama geçiş antrenmanı bilmediği için sıkıntı oluyor. Bilmediği için diyorum ki sen bunu diyorum niye böyle diyorum yani 5000'ci gibi 3000'ci gibi çalıştırıyorsun diyorum. Bu adam diyorum topu 5 tane 600 koşacak ve arada atış yapacak. Bu kadar drive yukarı çıkartmana veya da nabzı bu kadar yükseltmene gerek yok. Bu adam ortalama 2 dakikadan dengeyi sağlamak lazım yani. Yani mesela en iyi derece dünyada şu anda 9-10-15. Yani her 600 2 dakikadan geçmiş olsa gibi kızlar geçiyor şu anda 10 dakika yapar. 20 dakikada da, yani 20 saniye atış yapsan 10-20 zaten yakalıyorsun. Mevzuat buradan kaynaklı. Ama sen 5000'ci gibi, 3000'ci gibi yüklendiğin zaman atletizme ve haftada 5 gün onu zor hale soktuğun zaman yer stres kırığında. Yerlerinden bakıyor. Sakatlandı zaten çocuklar.
Ve diyor ki ya nasıl oldu diyor. Bunlar da bu kadar zayıf mıydı dedi antrenör. Dedim zayıf değil. Çünkü dedim bu adam dedim sana gelirken 1,5 saat eskrim yapıyor. Orada da hopluyor, zıplıyor. Kasıkları zaten orada perişan ediyor. E sen bir de burada dedim adama tutup da 2000'ler 400 tempoları 75 sendin geç dediğin zaman dedim adam perişan oluyor. Ve ondan sonra adam ertesi günkü antrenmanı toparlayamıyor. Yani yüzme antrenmanına gidiyor. Ve bir de şöyle bir sıkıntı var. Siz yüzme antrenörüsünüz, ben de koşu antrenörüyüm. Ben de geldim, ben o gün yüklendim. Bana ne? Ben işimi yaptım diyorum. Sporcu oradan çantasına da yüzmeye gidiyor. E, yüzmedeki antrenör de bir de orada o yükleniyor. İki kere vasküler sisteme bindiğin zaman, yani iki kere interval antrenman hem yüzmede hem antrenman yaptığın zaman o sporcunun verimi ortadan kalktığı gibi antrenöre doğru gidiyor. Yani lazım. Geçiş demek istediğim şu. Pentatlon antrenörünü pentatloncu çalıştırır abi. Atletizmini de koşusunu da şeyini de eskirim hariç bak. Eskirim ayrı bir organizasyon. Başlı başına bir teknik şey. Ama yüzme ve atletizm iç içe. Çok basit bir örnek vereyim, bunu kimse bilmez. Çok basit anlatayım. Antrenman sistemleriyle ilgili, yani antrenman bilgisayar hocası olduğum için söylüyorum bunu. Bugün 100 metrede biz, 100 metrede, yüzme branşında, 100 metre branşında yapmış olduğumuz antrenmanla bir 400 metreci atletin yapmış olduğu antrenman ve enerji sistemleri birbirinin aynıdır hocam. Değişmez. En iyi yüzücü Michael Phelps kaç yüzüyor? 44 saniye yüzüyor. Senin en iyi adamın da çıkıyor kaç saniye koşuyor 400'ü? 44 saniye. 44 saniye, 45 saniye koşuyor. Antrenman sistemi yani enerji sistemleri verimsel olarak aynı. Enerji harcayan, vücudun enerji harcayan yaktığı metabolizma da aynı enerjiyi yakıyor. Yani ortada iki tane branş var. Birisi merkez, özür dilerim, yer çekimine karşı yapılan yüzme, bir tanesi de yer çekiminde yapılan atletizm. Ama iki branş örneği verdim. 100 metre serbest branşıyla 400 metre koşucusunun antrenman sistemleri birbirine aynı. Bunu ben yüzmede, atletizmde ben bunu keşfettiğimde yüzme branşına, yüzme kulübünü kurup da antrenörlük yapmaya başladığımda bana atletten antrenör mü olur dediklerinde ben bunu keşfettiğimde atletizm 400'ün programını yüzme programına uyarladım. O zaman da bu enduranslar, menduranslar kimse bilmiyor daha. O zaman Tom Barney kitabı falan hiçbir şey yok yani. Makevi kitapları falan ortada yok. Yani tercüme etmiş hiçbir kitap yok. Ben bu sistemi bir uygulamaya başladım. Ben Ankara'da çatır çatır şampiyon yüzücüler yetiştirmeye başladım. Doğru sistemi bulursanız ve aklın yolu bir, iş biter. Ama yüzme de yüklendin, atletizm de yüklendin. O çocuk ondan sonra bir güne toparlanamaz. Toparlanamadığı gibi o çocuk geri geri gitmeye başlar. Ve bunu şu anda modern pentatlonda çok yapılıyor. Biz söylüyoruz, özellikle ben şu anda eğitim kurulu başkanıyım, kurslarda tamamen bunları anlatıyorum. İnşallah düzelteceğiz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yeterince aydınlandım ben. Bir atletizm kökenli biri olmama rağmen, öğretmen olmama rağmen bilmediğim bir konuda aydınlattınız. Teşekkür ediyorum. Yalnız iki tane sorum olacak. O sorumu biraz evvel değindiniz ama orayı biraz açmanızı istiyorum. Şimdi beş branş var. Bundan birinde yüzme var, havuz olması lazım. At var, atın olması lazım. Eskilim diyorsunuz, kılıç buna benzer malzemelerin olması lazım. Atletizm diyorsunuz, çivili olması lazım. Ki buna benzer de eşofman, mayo gibi şeylerin olması lazım. Gibi. Belli gelir düzeyi olan aileler mi bunu yapıyor? Eğer elit sporcu değilse, yeni başlayanlar için soruyorum ben. İki, bu kadar kapsamlı bir spor. Türkiye'nin de şartlarını biliyoruz. Türkiye'nin her ilinde yapılabilir mi? Şimdi her elit düzeydeki insanlar yapmıyor bir kere bu sporu. Özellikle yapmıyorlar. Daha çok gelir düzeyi daha alt seviyede olan insanlar yapıyor. Dediğin gibi bir yüzme havuzuna gidecek, bir ücret ödeyecek. Eskrim salonuna gidecek, bir ücret ödeyecek. Atışa gidecek, bir ücret ödeyecek. Silah alacak, bir ücret ödeyecek. Ne bileyim işte ata gidecek, bir ücret ödeyecek. İlk başta bunlar vardı. İlk zamanda biz bunu yaptık ama kulüp burada nerede devreye giriyor? Kulüp burada yetenekli sporcu bulduğunda kulüp bu çocuklardan ne ak parası, ne yüzme parası, ne silah parası hiçbirini almadığı gibi tüm malzemeleri de kulüp veriyor. Biz böyle yaptık. Biz bunu sağladık. Sponsorlar sayesinde. Sponsorlar bulduk, silah aldırdık. Kısacası herkes yapabilir. Onu yetenekli çocukların hepsi, yani ben benim bulduğum yetenekli olup da pentatlonda önü açık olabilecek tüm çocuklara ben bütün malzeme yardımlarını yaptım. Silahına kadar. Hala şu anda benim elimde 20-25 tane çocuk var. Hepsinin silahı, hepsinin eskili malzemesi var. Bunun hepsini kulüp olarak güzel. Şahsınız olarak sormadım. Yani Türkiye genelinde. Yani Türkiye genelinde. O sizin başarınız yani, ama bu başarıya herkes gösterebilir. Kulüpler giriyor bu devrede. Yani hangi kulüp olursa olsun. Yani bu yeni yeni başlayan kulüpler de devreye giriyor. Onlar da bu bizden gördükleri için onlar da destek veriyorlar. Federasyonun da desteğiyle. Bu iş yürüyor. Ama diyeceksiniz ki Türkiye'nin genelinde her tarafta yapılıyor mu? İşte esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ben pentatlona başladığımda
Nermin Hocam'la Pentatlon Federasyonu As Başkanı olduğunda bir oturduk konuştuk. O zamanki genel müdür mavini, o zamanki genel müdürle görüştük, Mehmet Atalay Bey'le. Mehmet Atalay Bey odaya sıcak baktı. Dedim ki efendim bir proje hazırlayayım dedim. Hazırladım. Dedi ne yapmamız gerekir Suha Hocam dedi. Dedim ki hocam bunu dedim yani Ankara iliyle irtibat dedi. Başka pentatlon yapan kimse yoktu. Biatlon mu yoktu? Hep Ankara ili. Dedim benim arkadaşım var dedim Trabzon'da dedim. Arkadaşımın dedim yanına gideyim dedim. Yeşil Hava Spor Kulübü dedim. Ona gittim. Anlattım durumu. Ondan sonra malzeme yardımı yaptık. O başladı. Sonra Samsun'a gittik. Samsun'u başlattık. Sonra rahmetli Bursa'da bir arkadaşımız vardı Mustafa. Allah rahmet eylesin. Onu aldık devreye başladık. Bursa başladı bu işe. Sonra Kocaeli'yi soktuk. Ondan sonra Malatya'yı soktuk. Hep arkadaşlar ama bunların hepsi yüz mantıklı. Altyapılar var mıydı hocam? Hiçbirinin altyapısı yok. Ben hepsine ben gittim ders anlattım. Atışı anlattım, eskrimi anlattım, koşuyu anlattım, programlar verdim. Onlar da devreye girdiler yavaş yavaş. Ve ondan sonra kurslar açıldı. Antrenör kurslarını da eğitmeye başladık. Ve böylelikle gelişti ve şu anda modern pentatlon dediğinizde Ankara ağırlıklı. Ankara, Bursa, Malatya, ondan sonra Trabzon bıraktı, Samsun bıraktı, yürütemediler. Ama şu anda ağırlıklı olarak Kocaeli yapıyor, Malatya yapıyor, Bursa yapıyor, Ankara yapıyor. Balıkesir şu anda yeni devreye soktuk. Balıkesir başladı, İstanbul'u devreye soktuk. İstanbul başladı, bir de Alanya'yı devreye soktuk, Alanya başladı. İzmir'de yok mu? İzmir'de yok. Maalesef İzmir'de şöyle bir sıkıntı var Nazmi Hocam. İzmir'de iyi bir triatlon grubu var. Hatta onların Onat diye başlarında çok ciddi de kaliteli bir hocaları var. Ben onları anlattım. Hatta dedim ki buraya dedim gelelim, buraya dedim hani kuralım. Ben de dedim Bodrum'a yakınım hani gelirim size de yardımcı olurum falan. Fakat orada belli bir triatlon grubu var. Ve modern pentatlona sıcak bakmıyorlar. Evet yani genelde Türkiye'de altyapı yavaş yavaş oturacak. Bu işin şeyi bu, fıtratı bu. Bir de nerede tanıtıyoruz bunu? Ben geçen sene Dünya Şampiyonası Ankara'da oldu. Bütün yarışları televizyon canlı yayınladı. Canlı yayınlandığında da ben sunucu olarak ben sundum, anlattım pentatlonu. İşte o burada konuştuklarımızı da orada aralara koyarak işte tüm Türkiye'de seyredenler için neler yapılması gerektiğini, nasıl başlaması gerektiğini ki aralarda da boş aralarda bunları spikerlik yaptığımız dönemde anlattık. Bu seneki canlı yayında da yine aynı şeyleri anlatacağız ve dediğim gibi yavaş yavaş Türkiye'ye yayacağız. Yani İzmir, İstanbul yavaş yavaş bu işin içine girecek ki Türkiye daha fazla değer kazansın, değerler kazansın çocuklar olarak. Hocam yeni başlayan bir spor branşı olduğunu biliyoruz. Peki şöyle bir soru sorsam hocam. Dünyada en başarılı ülkeler kim, hangisi? Biz kısa sürede başlamamıza rağmen neredeyiz, hedefimiz ne? Biz çok kısa dönem içerisinde çok yol kat ettik. Yani olimpiyat 5'in sporcu, iki kere olimpiyata sporcu göndermek ciddi başarı. Yani Türkiye'ye böyle açıdan bakarsanız çok ciddi bir başarı elde ettik. Ama dünyada bunun için temeline bakarsanız İngilizler, Fransızlar, Macarlar, Ruslar. Neden? Temel eğitimlerinde hem atletik... Kaç yıldır yapıyorlar, biz kaç yıldır yapıyoruz? En az 1930'dan beri yapıyorlar ve temellerinde eskrim var, temellerinde binicilik var. İngilizlerin biliyorsunuz bütün çocukları ata biner, Fransızlar aynı şekilde. Fransızların zaten ana branşı eskrim. Yani eskrim ağırlıklı. Zaten dikkat edersiniz de olimpiyatlarda eskrim branşına baktığınızda Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar. Macarlar, İtalyanlar. İtalyanlar da pentatlon içinde zaten. Çok ciddi ama olimpiyat şampiyonu ikincisi, üçüncüsü İtalyanlar da var. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Son 10 yıldır dünyanın en iyisi kim biliyor musunuz? Mısır. Modern pentatlonda şu anda dünyanın en iyisi Mısır. Onu ne dendiriyorsun hocam? Sadece Mısır bu spora yatırım yapıyor. Başka hiçbir sporla ilgilenmiyor Mısır. Sadece futbolun dışında bir tek bu sporla ilgileniyor. İnanılmaz tesisler yapmışlar. Gittik gördük, yarıştık tabii orada. Muazzam bir şey var. Atletizm sahası, atlar, manejler, işte yüzme havuzları inanılmaz. Hem İskenderiye'de hem şeyde, Kahire'de. Ve bütün dünya şampiyonları ilk ayağı mutlaka orada oluyor. Ve Mısır bu arada çok altyapıyı inanılmaz oluşturmuşlar. 1000 kişilik bir veyahut da 2000 kişilik yani şeyden, öğrenci şeyinden havuzundan adam seçiyorlar. Ve inanılmazlar. O açıdan şu anda bayağı iyi gidiyorlar yani. Biz neredeyiz hocam ya da hedefimiz nedir? Valla biz şöyle, biz bu ofisikal olayına geçtikten sonra, yani at kattıktan sonra, ofisikal olayına geçtikten sonra net olarak söylüyorum dünyanın en iyi 3. veya 4. ülkelerinin arasına gireriz. İlk beşin içinde olacağız. Kesin gireriz. Yani. Kesin gireriz. Çünkü bizim ofisikal olayında bizim çocuklar bu konulara biraz daha yatkın. Süleyman'cığım ofisikal diyorsun da
ben dahil bir sürü insan dinleyenler bilmeyebilir yani. Bir şey bilmiyoruz. Yani bunu biraz açar mısın? Nedir? Neyi kapsıyor? Neleri kapsıyor? Physical atın yerine gelen bir branş. Yani beşinci branş olarak gelen branş. Bu ne? Şöyle anlatayım. Ninja Warrior müsabakalar oluyor yani televizyonda. Amerikan Ninja Warrior. Halkalardan koşuyorsunuz, engelden geçiyorsunuz, işte suyun üzerinden çeşitli atlıyorsunuz. Çeşitli engellerin yaratıldığı. 12 tane parkur, en sonunda eğriden çıkıyorsunuz, en sonunda yukarıdaki zile basıyorsunuz, bitiyor. Böyle bir parkur yapıldı, o physical bu. O physical belli engeller, aşamaları var, onların belli kuralları var. İşte bir kere de geçersen sıkıntı yok, bir kere de düşersen ikinci kez saniye çalışmasına rağmen ikinci kez hak alıyorsun. Ama onda da düşersen direkt olarak eliminasyona giriyorsun vesaire gibi kuralları var. O physical tamamen sporcuların kendi öz yetenekleriyle, yani şöyle söyleyeyim, jimnastik hareketlerin, yani parkura dökülmüş hali diyelim. Değerlendirilmiş. Yani askerliğini yapan erkekler, evet, askeri pentatlondaki yani şu atlama çıkma, iple tırmanma gibi ona benzer fakat daha modernize edilmiş hali diyeyim. Bunun küçükler için olanı var. İşte gençler için olanı var, büyükler için olanı var, olimpik kadro için olanı var. Bundan sonraki olimpiyatta, şeyden sonra, Paris'ten sonra olimpiyatlarda bunlar uygulanacak. O physical bu. Dünya UPM, yani Dünya Modern Pentathlon Federasyonu UPM, bize şöyle bir teklifte bulundu geçen sene. Dedi ki, dünya şampiyonası yapıyoruz, bittikten sonra dedi, buraya dedi, o physical kurabilir misiniz dedi. Biz de atlı spora, o physical, yani bu manege, bunu kurduk, parkuru kurduk. Ve bunun sadece o physical dünya şampiyonası denemesi yapıldı. Ve benim sporcum orada dünya şampiyonu oldu ve rekor kırdı. O physical rekorunu kırdı. Yani standartta. İlk oldu yani. Ya, evet, kurdu ve bu genel müdürümüz var. O zaman bakan, spor bakanımız geldi. Ondan sonra o gördü, teşekkür etti. Ve böylelikle yani spor bakanının da bu konudan haberi olmuş oldu. Ve o da zaten çok büyük desteklerini sağlıyor. Şu anda Murat Kocakaya çok işin peşinde. Mehmet Baykan yine çok işin peşinde, o da geldi. Sporcularımı tebrik etti, onlarla da görüştük. Yani şu anda iyi bir yolda ilerliyoruz ve ilk physical'ı da Türkiye'de biz yaptık yani. Ve ondan sonra şu anda da standartları ve kurallarını da biz koyduk. Dünya UPM şeyine, eğitimine gönderdik. Orada da işte belli aralıklarla kabul edildi. Şimdi bize bir sonuç bildirimi gelecek. Ondan sonra bu Antalya'da ayın 24'ünde bunun organizasyonu yapıp Antalya'da başlıyoruz bu işe. Dolayısıyla tarihe de geçtik. Geçtik, evet. İlk defa bu yapıldığı için. Aynen, Türkiye'de evet. Yani modern pentatlon dünya şampiyonuysa zaten Türkiye'de evet. İlk defa yapıldı. Beşli branşta. İşte at bulmak sıkıntımız çok oldu ama Allah razı olsun harp okulu atlarını vererek, atlı spordan da atları alarak bu işi çözdük. Bu sene de aynı şekilde yapacağız. Tamam. Zaten bu sene at olmayacak. Yok, bu sene at var. Ankara'daki yarışta bu olimpik. Şimdi Ankara'daki yarışın önemi şu, modern pentatlonda kalifikasyon yarışı. Yani olimpiyata vize veriyor. Yani sen puan veriyor. Onun için, standart eskisi gibi devam edecek. Olimpiyattan sonra durum değişecek. Aynen. Evet, aslında tarihe geçmek değil de Suha Hocam'ın gerçekten çok büyük başarıları var. Tarihi kendi yazdığı için ben onu tebrik ediyorum sizin yanınıza. Yani tarihi kendi yazıyor yani. Hani tarihe geçmek başka bir şey ama tarih yazmak çok farklı bir şey. Biz de çok mutluyuz yani böyle güzel şeyler arkamızdan bırakacağımız için. Yani, hocam bizi kabul ettiniz, ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok günün teşekkür ediyorum. Günün anlam önemini belirtmek üzere ve unutmamanız üzere Orhan Altan Atletizm Grubu adına bir plaket hazırladı. Eve ve plaketi kabul ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Görüşme dileğiyle. Ben de çok teşekkür ediyorum. Devam etsin. Orhan abimizi de Allah rahmet eylesin. Emeklerinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Çok benim için süper oldu yani. Çok teşekkür ederim. Daha güzel şeylere layıksınız. Sağ olun. Süheyl'cim, sana verilmeyecek gibi oraya bakıyorsun. Kıskanç gözlerle buyur. Orhan Altan Atletizm Grubu anısına bu sana veriyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. İyi ki atletizme böyle güzel değerler kazandırıyorsunuz. Bence bunlar çok önemli şeyler. İleride büyük bir arşiv olacak bu. Belki bundan sonra, bizden sonraki gelecek nesil en azından eski atletleri tanıyacak diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Orhan Altan'ın ruhu şad olsun diyorum. Sporlar içinde yatsın diyorum. Çok zaman geçirdik, çok güzel anılarımız var. Nurlar içinde yatsın. Başka programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.